Doğru ayrıntılarla Züleyha neler anlatacaksın? Söz sende. Ahmet Görmez, 2 Mart Salı günü geride bıraktığımız hafta 81 ilde ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar aylar üstüne okul yolunu tuttu. Tabi iller risk grubuna göre sınıflandırıldı. Orta ve düşük riskli illerde, yani Ankara'nın da içinde bulunduğu 42 ilde ilkokul, 8 ve 12. sınıfların yanı sıra aynı zamanda ortaokul ve liselerde de yüz yüze eğitim başlamıştı. Tabi yüksek ve çok yüksek riskli illerde, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime başlanmadı. Ancak 81 ildeki tüm okullarda, tüm liselerde bugün itibarıyla yüz yüze sınavlar yapılmaya başlandı. Birinci dönem sınava girmeyen lise öğrencileri bugün itibarıyla okul yolunu tuttu. Biz de şu anda Ankara'nın Çankaya ilçesinde Çiğdem Anadolu Lisesi'ndeyiz. Öğrenciler gruplar halinde sınava gelmeye başladılar. Öğlene kadar bir grup ders işleyecek ve öğleden sonra diğer grup okula gelecek ve sınavlarını salgın koşulları altında gereken önlemler de alınarak yüz yüze bir şekilde gerçekleştirilecek. Evet, bugün itibarıyla başladı okullarda sınavlar. Öğrenciler yüz yüze bir şekilde gerçekleştirecek sınavlarını ve 3 hafta içinde o sınavlar tamamlanmış olacak. Kasım 2020'ye kadar işlenen konulardan öğrenciler sınavda sorumlu olacaklar. Evet, 81 ilde bugün itibarıyla öğrenciler sınavlar için okul yolunu tuttu. Birinci dönem yapılamayan sınavlar 3 hafta içinde tamamlanmış olacak ve birinci döneme ait notlarda belirlenmiş olacak. Öğrenciler birinci dönem sınavlarını tamamlandıktan sonra ikinci dönemin ilk sınavlarını olmaya başlayacaklar ve böylece sınav maratonu da devam etmiş olacak diyelim. Ahmet Görmez, sözü tekrar size bırakalım.